Good afternoon. Welcome to the Center for Strategic and International Studies. My name is Heather Conley. I'm Senior Vice President for our Europe and Eurasia Studies here at the Center. And we could not be more delighted to welcome the Speaker of the Turkish Parliament, Speaker Cemal Çiçek, a distinguished political figure in Turkey and has had an incredibly long and distinguished record. The Speaker joined the Justice and Development Party and served as the Minister of Justice from 2003 to 2007. And Speaker Çiçek has served as Deputy Prime Minister from 2007 to 2011. And in 2011, he was elected as Speaker of the Parliament. We look forward to the Speaker's remarks. After his remarks, we will go to a question and answer, a moderated discussion, and then welcome our audience to participate. Just one word on translation. When Speaker Çiçek speaks, we will have consecutive translation, but when we go to our question period, it will be simultaneous in English. So with that, and we look forward to our conversation with Speaker Çiçek, that speaking to Turkish-U.S. relations in a very challenging global picture. Speaker Çiçek, we welcome you. The floor is yours. Thank you. Çok değerli konuklar, değerli katılımcılar. Evvela böylesine önemli bir topluluğa, seçkin bir gruba hitap etme imkanı bulduğum için memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Bu fırsatı verdiği için de bu önemli düşünce kuruluşunun ilgililerine, yetkililerine ve katıldığınız için de sizlere teşekkür ediyorum. Distinguished guests and participants, first of all, I would like to say that I feel very much honored and privileged to speak such a distinguished in front of such a distinguished group of people, and I would like to thank the officials of this institution for giving me the opportunity to address you, and also to the audience for your participation. Speak louder. Değerli konuklar, siyasal ve ekonomik düzlemde küresel anlamda ciddi kırılmaların yaşandığı, güç dengelerinin değiştiği ve yeni bir düzenin temel parametrelerini belirlemeye yönelik arayışın tüm hızıyla devam ettiği bir dönemde burada bulunuyoruz. Distinguished guests, right now we are in a period where there are shifts in the power balances in terms of the economic and social spheres, and where there now is a search for a new order, and that's where we stand at the moment. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'yı tarihin en derin ekonomik darboğazlarından biriyle karşı karşıya bırakan küresel ekonomik krizin ardından Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki halk hareketleri ve sonrasında bazı ülkelerde ortaya çıkan iç çatışmalar mevcut dönemi daha da çalkantılı hale getirmiş. Rusya'nın uluslararası hukukun temel parametreleri hilafına Ukrayna'da gerçekleştirdiği hamle ise küresel güvenlik ve istikrarın daha da sorunlu hale gelmesine yol açmıştır. The United States and Europe has gone through certain very difficult economic bottlenecks and after a global economic crisis. And this was followed by very important internal conflicts in the North Africa and in the Middle East. And then we have seen problems in Russia and in Ukraine. So all of these brought us to a place where we turned our attention to the matters of global security and safety. Türkiye bahsettiğimiz bu yeni ve risklerle dolu küresel denklemin içerisinde demokratik ve laik siyasal sistemi, dinamik ekonomisi ve nüfus yapısı ve özgün kültürel mirasıyla çağdaşlığı bağdaştıran sosyal geleneğiyle kendi bölgesinde ve ötesinde barış ile istikrarı teşvik eden merkezi bir aktördür. Biz zorlu ve karmaşık dinamiklere sahip çalkantılı bir coğrafyada farklı kültürel ve dini yapılara ve değişik kalkınma seviyelerine sahip komşularla birlikte yaşıyoruz.
And right now Turkey is confronted with new risks in this region, and it is also a democratic and secular country, and it's a very important and effective actor in its region, and it has a very strong cultural heritage. Therefore, it is in a position to encourage peace and stability in its region. Yakın coğrafyamız çok sayıda çözümlenmemiş veya donmuş çatışmayı içinde barındırmaktadır. Bu gerçeklik bizim etkin, sonuç odaklı, çok boyutlu, çok katmanlı ve bölgeler arası bir dış politika izlememizi zaruri hale getirmektedir. In this geography where Turkey is located, there are many conflicts which have not been solved yet or which are frozen at the moment. Therefore, we have to have a foreign policy which has many dimensions and which has many layers. İşte bu ortamda çeşitli fırsatlar ve zorlukların oluşturduğu arka planda Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, serbest piyasa ekonomisi gibi ortak paydalar temelinde ikili işbirliği konularının zeminini genişletmiş, kırılgan ve yayılma riski bulunan kriz noktalarına yakın coğrafyada bulunan Türkiye, bölgede istikrarı arzulayan her ülke için vazgeçilmez bir ortak konumuna gelmiştir. In this environment, there are many conflicts and many difficulties in the background, but Turkey is attaching very much importance to democracy, human rights, rule of law, and also liberalization, and it has many bilateral relations in different countries. Therefore, Turkey wants stability and peace in its region. İki ülkenin dış politika gündemleri büyük ölçüde örtüşmektedir. Bu durum ortak meseleler karşısında işbirliğini hem karşılıklı çıkarlar hem de uluslararası barış ve istikrar bakımından vazgeçilmez kılmaktadır. Ancak bu noktada gerek Türkiye gerek ABD'nin ortak amaç ve ideallerini bazen farklı araçlarla da olsa etkili biçimde savunup ilerletebilen, her zaman aynı düşünmeselerde hayati meselelerin çözümünde ortak paydada buluşabilen ve uluslararası düzene pozitif katkı yapabilme yeteneğine haiz iki yakın müttefik olduklarının altını çizmek isterim. Both countries have overlapping to a very significant extent foreign policy and foreign politics agendas. This situation is also paving the way for cooperation, bilateral cooperation on common issues, and at the same time it makes both countries inevitable for ensuring international peace and stability. However, at this point, sometimes Turkey and the United States can defend their common and shared purposes and ideals in an effective way through different means. And even though they have differences of opinion from time to time, they can meet at a common denominator for solving critical problems. And also, both countries are very close allies, which have the ability to positively contribute to the international order. Değerli katılımcılar, bugün başta Suriye ve Irak olmak üzere Orta Doğu'dan Ukrayna'ya uzanan bir coğrafyada bölgesel statükonun temellerini kökten sarsan dönüşümler yaşanmaktadır. Yaşanan bu dönüşümler bölgeye ilişkin bakış ve değerlendirmelerimizde geleneksel kalıpların geçerliliğini de sorgulanır hale getirmiştir. Distinguished guests, today in an area which extends from the Middle East to Ukraine, in Syria and Iraq particular, there are very much ground-shaking transformations for the regional status quo. And this transformation, which is experienced in the region at the moment, also makes us question the validity of traditional models in our evaluation and perspective towards the region. Bugün güney coğrafyamızda terörizmin etkinliğini artırdığı, etnik ve mezhepsel fay hatlarının derinleştiği, bölgesel işbirliği dinamiklerinin çalıştırılamadığı, talihsiz bir konjonktürün ortaya çıktığı bir vakadır. Hiç şüphesiz bölgede böylesine sancılı bir değişimin ve dönüşüm sürecinin yaşanmasında Suriye'deki mevcut durum temel etken olmaya devam etmektedir.
Suriye'deki ihtilafın yarattığı yıkım ve insanlık dramı artık vahim boyutlara ulaşmıştır. DAEŞ terör örgütü Suriye'deki rejimin yarattığı kriz ortamında palazlanmış ve ülkedeki ihtilafı daha karmaşık ve içinden çıkılması zor bir hale getirmiştir. Today there is a conjuncture where terrorism is increasing its effectiveness in the southern geography and where the ethnic and sectarian fault lines are becoming deeper and where regional cooperation dynamics cannot be operated. So this conjuncture is in a very unfortunate environment. Undoubtedly, in this transformation and change process, which is very much hurting many people at the moment, is still a main factor in the existing situation in Syria. The conflict in Syria is creating a destruction and a human tragedy, and this tragedy is at very significant levels at the moment. ISIL terrorist organization has been strengthened because of the regime in Syria and because of the crisis it created, and it made the conflict in the country even more complex, and it creates a very important bottleneck. Türkiye olarak DAEŞ'in bir terör örgütü olduğuna inanıyoruz. Burada en ufak bir tereddüt yoktur. Yalnız bölgedeki tek terör örgütü DAEŞ'ten ibaret değildir ve Türkiye DAEŞ ile mücadele için oluşturulan uluslararası koalisyona her açıdan destek vermektedir. Daha fazlasını yapmaya da hazırız. Ancak vurgulamak istediğim husus, DAEŞ ile mücadelenin ancak ve ancak Suriye'ye yeniden istikrar getirilerek kazanılacağıdır. Esad rejimi yerinde durdukça tarihin en acımasız terör örgütü olan DAEŞ'in kökünden kazınması mümkün olmayacak, Suriye kaynaklı başka tehditler de birbirini takip edecektir. Bu ülkedeki ihtilafın sona erdirilmesinin ve DAEŞ ve benzeri tehditlerin bertaraf edilmesinin yolu yaşayabilir ve gerçek bir siyasi dönüşümden geçmektedir. Vurgulamak istediğim bir diğer önemli husus, DAEŞ'e karşı yürütülen mücadelenin bölgede PKK ve iltisaklı grupların meşru gösterilmesine hizmet etmemesi gerektiğidir. Terör, dini, etnik kökeni, ideolojik duruşu ne olursa olsun hiçbir ayrım yapmaksızın koşulsuz olarak kınanmalı ve ortak tavır alınmalıdır. Turkey acknowledges and recognizes ISIL as a terrorist organization. There is no doubt about that. And Turkey is supporting the international coalition which has been formed in order to fight against ISIL. And we are ready to do more than this. However, what I would like to emphasize here is that a struggle against DAEŞ can be achieved and can be won only and by only having stability in Syria again. And as Assad regime stays in its place, DAEŞ, which is the cruelest terrorist organization in the history, cannot be eradicated. And other threats which are originating from Syria are going to be following one another. In order to end this conflict in this country and in order to get rid of ISIL and some other similar threats, we have to have a viable, a doable, and a true political transformation in that country. And another point that I would like to emphasize here is that the struggle against ISIL should not serve to show PKK or other similar groups legitimate in this region. And terrorism should be condemned regardless of its religion, ethnic background, ideological stance, and it should be condemned without making any discrimination. Yine belirtmeliyim ki uluslararası toplum terör örgütler arasında bir derecelendirme ve ayrım yapmamalı, birini diğerine tercih etmemeli ve terör örgütüyle ilgili olarak bu örgütlerin önüne ve arkasına başkaca cümle konulmadan yaptıkları tüm eylemler kınanmalı ve ortak bir tavır geliştirilmelidir. And another thing that I would like to mention here is that international community should not make any distinction between terrorist organizations, and it should not be putting different names or adjectives behind the names of these terrorist organizations, and they should be condemned all the same.
Değerli katılımcılar, şurası iyi bilinmelidir ki DAEŞ'in her şeyden önce Türkiye'ye yönelik bir tehdit olduğu ve ülkemizin bu terör örgütüyle mücadelede büyük çabalar sarf ettiği hatırda tutulmalıdır. Zira DAEŞ'in etkin olduğu coğrafya ile bizim 1295 kilometre sınır olan bir ülkeyiz. Unutulmamalıdır ki Türkiye gerek yabancı terör savaşçıların Suriye geçişlerinin engellenmesi, gerek DAEŞ'in yönettiği petrol kaçakçılığıyla mücadele edilmesi, gerekse de muhalefete yönelik EİT donat programının hayata geçilmesi noktasında üzerine düşen tüm sorumlulukları eksiksiz yerine getirmektedir. Distinguished guests, first and foremost, ISIL is a very important threat for Turkey, and Turkey should be recognized as a country which exerts a lot of effort for fighting against this terrorist organization. And DAEŞ is effective in a geography where Turkey has a border with a length of 1,295 kilometers. And we should not forget that Turkey is fulfilling its all of its responsibilities regarding prohibiting and preventing the traversing of foreign fighters or foreign terrorists into Syria, and fighting against oil smuggling by ISIL members, and also carrying out the train and equip program, which is targeting the opposition forces. Türkiye'nin DAEŞ'le mücadelesiyle ilgili olarak en azından kamuoyunda bir bilgi eksikliği, hatta ön yargılı çevreler bakımından da bir bilgi kirliliği yaşandığı muhakkaktır. Onun için kısaca zamanın el verdiği ölçüde DAEŞ'le mücadelede Türkiye'nin yaptığı konularla ilgili olarak aldığı tedbirle ilgili kısa birkaç rakam vermek istiyorum. In the public opinion, there may be some lacking information or information contamination or disinformation about what Turkey is doing against ISIL. Therefore, in order to clarify this and elaborate on that in a further way, I would like to give you some figures. Bizim bilgi kaynaklarımıza göre ve genelde de ifade edildiği şekliyle Suriye ve Irak'ta 80'den fazla ülkeden gelen 20 bin civarında DAEŞ örgütü mensubu terörist vardır. Syria and Iraq, there are more than 20,000 ISIL terrorists coming from more than 80 countries. Başta da ifade ettim, bizim 1300 kilometreye yakın bir sınırımız var. Bu sınırlardan geçişi önleyebilmek için Türkiye kendi imkanlarıyla ve bilgi kaynaklarıyla bugüne kadar 93 ülkeye ait 12.550 kişiyi Türkiye'ye girişini yasaklamıştır, geçişini yasaklamıştır. Birinci rakam budur. Evvela bunun hafızalarda tutulması lazım. I mentioned before, our border with these countries is 1,300 kilometers, and Turkey has banned the entrance of 12,550 people from 93 countries. This is the first figure that I would like to share with you. Yine Türkiye, 78 ülkeden gelen, ki bunun 16'sı Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıdır, 1200 kişiyi de sınır dışı etmiştir. And Turkey deported 1,200 people, 16 of them are U.S. nationals, coming from 78 different countries. Üçüncü olarak Türkiye, bu bölgedeki 13 gümrük kapısından 8'ini kapatmıştır. İki tanesi sadece ticari amaçlıdır, üçü de insani geçişler bakımından açık tutulmakta. Böylece sınır kapılarını da kapatmak suretiyle DAEŞ'le mücadelede daha kontrollü bir alan tesis edebilmek için elden gelen çabayı göstermektedir. And there are 13 border gates in this region, and 8 of them has been shut down by Turkey. 2 of them are used for commercial purposes, and 3 of them are used for humanitarian crossing purposes. Therefore, by shutting down the border gates, Turkey is also effectively fighting against ISIL terrorist organization. Yine bilinmesi gereken bir rakam daha. Gerek Suriye'den gerekse Irak'tan bu türlü çatışmalar,
iç kavgalar ve terör eylemleri sebebiyle ülkemize sığınanların sayısı 2 milyon civarındadır. Ve Türkiye kendi imkanlarıyla bu 2 milyon insanın 225 binini kendi kurduğu kamplarda, geri kalan da Türkiye içerisinde misafir etmektedir ve kendi bütçesinden dünyadaki, bölgedeki ve ülkemizdeki ekonomik sıkıntılara rağmen 5,5 milyar dolar civarında bir imkanı kendi yatırımından, kendi vatandaşının rızkından, ekmeğinden, aşından keserek insani yardım için harcamaktadır. Ve buna karşılık uluslararası toplumun bütün bu olaylara dikkatine rağmen Türkiye'ye sağladığı katkı 260 milyon dolar civarındadır. There is another point that I would like to emphasize here. From both Syria and Iraq, because of the terrorist threats and because of the conflicts, 2 million people have come to Turkey. And Turkey is hosting them with its own opportunities and possibilities. 225,000 of them are staying in camps established by Turkey, and the remaining of them are staying in different places in Turkey. And out of its own national budget, Turkey has spent $5.5 billion for their expenses, and international community contributed to this number by only $260 million. Bu 2 milyon kişi etnik köken itibariyle farklı kökenlerden ve dini inançları da farklı gruplardan olmakta olup Suriye üzerine, Irak üzerine bunca açıklamalara rağmen Türkiye dışında tüm sığınmacıların sayısı 130 bin civarındadır. Bir tarafta bir ülke 2 milyon kişiyi misafir ediyor, insani yardım yapıyor ama tüm dünya sadece 130 bin kişiye kapılarını açabilmiş vaziyette. Bu da Türkiye'nin hangi şartlar altında bir sorumluluk taşıdığını göstermesi bakımından insaf sahiplerine bir göstergedir bu. So these 2 million people have different ethnic and religious backgrounds, and they are coming from Syria and Iraq, as I said before. There are 2 million people in Turkey, but in the rest of the world, globally speaking, there are only 130,000 people. So comparing these figures, we can just understand what kind of a responsibility Turkey is fulfilling in the face of the refugees and the Syrian crisis at the moment. Amerika'da dostlarımıza bir şey ifade etmek isterim. Elbette sınır geçişlerinin daha kontrollü yapılması ve geçişlerin tümüyle yasaklanması bizim arzumuzdur. Ama bunun ne kadar zor olduğunu en evvel Amerikalı dostlarımız bilebilecektir. Özellikle Meksika ile Amerika arasındaki sınır geçişler için ne kadar kaynak ayırdığınızı tahmin ediyoruz. 18 milyar doların üzerinde 20 bine yakın güvenlik görevlisi, şu kadar bin metre demir veya dikenli terlerle çevrili ama buna karşılık yüz binlerle ifade eden kaçak Meksika'dan Amerika'ya gelebilmektedir. Bunu söyleyişimin sebebi Türkiye ile ilgili değerlendirmeleri yaparken zaten coğrafi olarak çok zor bir bölgede bulunan özellikle Irak sınırı bakımından Türkiye'nin gösterdiği kararlılığı takdir edebilmeniz açısından bu rakamları vermek lüzumunu duydum. I would like to reiterate something for my American colleagues. In terms of the border crossings, yes, we want and we have more controlled border crossings at the moment, and we would like to ban and prohibit all these crossings in a better way, but this is very difficult, as you can acknowledge and as you can imagine, because this is something that you see for the border crossings between Mexico and the United States. You have spent $18 billion in order to eliminate the crossings, and you are employing more than 20,000 security officers, and you are using meters-long wires in order to prevent this, but there are still hundreds of thousands of people who can cross the border, so you can understand and imagine how difficult this is. So I'm just telling you this about because when you are considering the position of Turkey here, please take account of all these matters into respect, because Iraqi border is already a very difficult border for Turkey. Değerli konuklar, bu 2 milyon mülteci meselesi sadece bir insani sorun değil, sadece bir ekonomik sorun değil. Özellikle Türkiye açısından
zaman zaman kriminal bir sorun oldu. Kamu düzeni ile ilgili sorunlar çıkardı ve eğitim, sağlık dahil pek çok sorunu beraberinde getirdiğini de açıkça belirtmek isterim. İşte Türkiye böylesine bir çok boyutlu sorunla uğraşmaktadır ve yine açıkça belirtmek gerekirse DAEŞ'e karşı mücadelede uluslararası dayanışma esas olmalıdır. Bu dayanışma olmadan bütün sorumluluğun, ekonomik ve başkaca sorumluluğun sadece Türkiye'ye yüklenilmesi ve her şeyin Türkiye'den beklenmesi çok adil değildir. Bununla birlikte kimi zaman ancak olaylar patlak verdikten sonra gerekli eşgüdümün başlayabildiğini görüyoruz. Türkiye, DAEŞ ile mücadelede sahip olduğu %100 kararlılığı tüm müttefiklerinden de beklemektedir. The problem of having 2 million refugees in Turkey is not only a humanitarian problem or economic problem, but also it's a criminal and public order-related problem. It also entails some healthcare problems and educational problems as well. Therefore, in this context, I may well say that Turkey is faced with a multidimensional problem, and fighting against ISIL, frankly speaking, is not the sole or is not the responsibility of Turkey only, but it requires international cooperation and solidarity. But sometimes coordination and cooperation can start after bad events and sad events emerge. And Turkey would like to see 100% commitment and determination that it has with its allies as well in fighting against ISIL. DAEŞ'in iki güçlü ayağından birinin bulunduğu Irak'ın ise belki de tarihte ilk kez demografik yapısı siyasi sistemini belirlemiş. Bu durum hem Irak içinde yeni dengeleri hem de yeni dış politika önceliklerini beraberinde getirmiştir. Maalesef 2010 yılından itibaren gittikçe artan dışlayıcı ve mezhepçi yönetim anlayışının ülkeyi siyasi çıkmaza ve güvenlik krizine götüreceğine dair öngörülerimiz ve dostlarımıza telkinlerimiz doğru çıkmıştır. Nitekim Suriye'deki çatışma ve kaos ortamından beslenen terör örgütleri, Irak siyasetinden dışlanan grupları kendi karanlık amaçlar için istismar edebilmişlerdir. In Iraq, which is the other strong or the strongest pillars of ISIL, maybe for the first time in history, has a political system which is determined by its demographic structure. And this situation has entailed new balances in Iraq, but at the same time, new foreign policy priorities. Unfortunately, as of 2010, increasing exclusionists and sectarian management understanding is taking the country to a political bottleneck and a security crisis. And the estimations and the forecast that we had regarding that has come true. And the chaos and conflict in Syria is feeding some terrorist organizations and equipping them. And the excluded groups from the Iraqi politics have been abused for their own dark purposes and objectives. Öte yandan DAEŞ'in bir mezhep ve etnik grup için ortak tehdit kabul edildiği mevcut konjonktür, Irak için bir fırsat teşkil etmeli. Geniş ve kapsayıcı bir dayanışma ortamı tesis edilmelidir. Irak'ın terör yuvalarından temizlenmesi, iç huzura kavuşması, sınır komşusu olarak sadece Türkiye için değil, bölgesel ve küresel istikrar bakımından da hayati önemdedir. Ancak bunun yolu her şeyden önce dışlanmış kesimlerin sisteme eklemlenmesi ve yapısal reformların gecikmeksizin uygulanmasından geçmektedir. Bizim Türkiye olarak hiçbir kimseye ve kesime yönelik ön yargımız bulunmamaktadır. İsimlerin değil, zihniyetlerin önemli olduğunu inanıyoruz. Bu anlayışla Irak'taki yeni yönetime en başından beri tam destek verdik. Yeni hükümete geçmişin hatalarından sıyrılma ve uluslararası toplumla gerçek manada bütünleşme yönünde bir şans verilmesi gerektiğine inanıyoruz. On the other hand, this existing conjuncture where ISIL is considered to be a threat for the sects and for ethnic groups,
that should be considered as an opportunity, and there should be a large and inclusive solidarity environment. Iraq should be cleared of safe havens for terrorists, and it should have internal stability and peace. This is important not only for Turkey, which is a bordering country, but also for instilling stability in this region and in globe as a whole. However, this is only possible by embedding the excluded segments and populations into the system and to carry out structural reforms without any delay. As Turkey, we do not have any prejudices against anyone, and we believe that the mentalities are important rather than the names. With this understanding in mind, we have provided our full support for the new administration in Iraq. And this is a very important possibility, and they should be given a chance for stripping themselves of their past mistakes and for having true integration with the international community. Bölgedeki tek terör örgütünün DAEŞ olmadığını ifade ettim. Türkiye'nin 30 seneden beri uğraştığı ve 40 bin insanımızın hayatına mal olmuş etnik kökenli bir başka terör örgütü daha var, PKK. Son zamanlarda PKK'nın DAEŞ örgütüyle mücadele ediyor olması onu terör örgütü olmaktan çıkarmaz. Dolayısıyla son zamanlarda bazı ülkelerde, bazı yayın organlarında PKK'nın bu terörist örgüt niteliği göz ardı edilerek adeta bir insani yardım kuruluşu gibi takdim edilmeye ve bir illüzyona maruz kalındığında görmek gerekir. Onun için uluslararası toplum hiçbir ayrım yapmadan PKK, DAEŞ dahil tüm terör örgütlerinin karşısında beraber dayanışma içerisinde olması gerekiyor. Bunun da altını özellikle çizmek isterim. ISIL is not the only terrorist organization operating in that geography. PKK is another terrorist organization which has an ethnic background, and it is active in Turkey for about 30 years, and it has claimed 40,000 lives until now. Just because it is fighting against ISIL does not mean that it is not a terrorist organization anymore. It's a terrorist organization, but in some media outlets, we just see that PKK is presented as a humanitarian organization rather than a terrorist organization just because it's fighting against ISIL, and this creates an illusion. So we expect the international community not to make any difference between terrorist organizations and accept them as they are. Genel olarak temas ettiğim bu konularla ilgili soru gelirse daha ayrıntılı cevap verme imkanımız vardır. Şimdi üzerinde durmak istediğim bir başka konu, değerli konuklar, komşumuz ve yakın ilişki içerisinde olduğumuz Ukrayna'nın konumudur. Bugün tarihinin en derin krizlerinden biriyle karşı karşıyadır Ukrayna. Mevcut durumun sadece Ukrayna'nın değil, tüm bölgenin güvenlik, huzur ve refahını olumsuz etkilediği hususunda hiç tereddüdümüz olmamalıdır. Ukrayna krizinde tartışmanın kaynağı olan Kırım Yarımadası, milyonlarcası onlarca yıldır Türkiye'de yaşamakta olan Kırım Tatarlarının ana vatanıdır. Türkiye dahil uluslararası kamuoyu Kırım'ın ilhakını tanımamaktadır. Çünkü bu ilhak uluslararası hukuka aykırıdır. If you have further questions about these matters, I will be more than happy to answer them during the Q&A session. But right now, I would like to talk about a very important issue, which is happening in the neighbor geography of Turkey, which is Ukraine. And Ukraine is going through, it is one of the deepest crises in its history, and this creates a very negative environment. And the Crimean Peninsula, which is the source for the Ukrainian crisis and Ukrainian debate, has been the mainland for the Crimean Tatars, millions of which have been living in Turkey for decades. And the international community, including Turkey, does not recognize the annexation of Crimea because it is illegal. Değerli konuklar, müsaadenizle birkaç cümleyle Kıbrıs konusuna değinmek istiyorum. Biz Türkiye olarak en başından beri Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve siyasi eşitlik temelinde kapsamlı bir çözüme kavuşturulması gerektiği görüşündeyiz. Halen bu kararlılığımızı koruyoruz.
Bununla birlikte müzakere sürecinin hızla sonuçlandırılmasını beklediğimiz bir dönemde Rum tarafının Doğu Akdeniz'de tek taraflı sondaj çalışmalarını başlatması ve Kıbrıslı Türklerin bu kaynaklar üzerindeki asli haklarını korumak için aldığı önlemleri gerekçe göstererek müzakere sürecinde görüşmelere katılmama kararı son derece talihsiz bir gelişme olmuştur. Distinguished guests, now with your permission, I would like to talk about the Cyprus issue very briefly. Since the beginning, we want a fair, a permanent, and a comprehensive solution for the Cyprus issue right from the beginning, and we are still determined for such type of a solution. But in a period where we want fast finalization of the negotiation process, the Greek Cypriot part started unilateral drilling activities in Eastern Mediterranean, and the measures taken by the Cypriot Turks in order to protect their principal rights were shown as a reason for not sitting and participating in the negotiation process. And this has been a very unfortunate development. Kıbrıs Rum tarafının müzakere masasına geri dönerek müzakerelerin yeniden başlaması Kıbrıs'ta çözüme yönelik umudu yeniden yeşertecektir ve temennimiz odur ki 2015 yılı Kıbrıs'ta 50 yıldır süren bu ihtilafın sona ermesi ve çözüm yılı olması dileğimizdir. We want the Greek Cypriot part to come back to the negotiation table, and we want negotiations start once again, and this will actually blossom the hope for a solution in the Cyprus issue. And we want 2015 to be a year where this dispute that has been ongoing for the past 50 years will come to an end. Bir başka konu olarak değerli konuklar, Kafkasya'daki gelişmeleri kısaca ifade etmek istiyorum. Kafkasya tarih boyunca Avrupa'yı Orta Doğu'ya ve Asya'ya bağlayan bir ticaret ve ulaşım köprüsü olmuştur. Bölge aynı zamanda zengin enerji kaynaklarında ev sahipliği yapmaktadır. Ancak ne yazık ki etnik çatışmalar ve donmuş ihtilaflar bu kritik bölgeyi potansiyelini tam olarak kullanmaktan alıkoymuştur. Artık bu bölgede diyaloğu, etkileşimi ve dayanışmayı tesis etmek önemlidir. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan bu amaç için somut adımlar atmaktadır. Daha fazla ilerleme için Dağlık Karabağ dahil donmuş problemlere adil ve kalıcı bir çözüm bulmak elzemdir. Ortak geçmiş ve sınıra sahip olduğumuz Ermenistan da bu bölgesel plana dahil olmalıdır. Distinguished guests, there is another matter that I would like to touch upon, that is the Caucasia. Caucasia has always been a trade and transportation bridge that connects Europe to the Middle East and to Asia throughout its history, and it is the host for very rich energy resources. But unfortunately, the ethnic clashes and frozen disputes in this critical region prevent it from using its full potential. But from this point on, we have to instill the right dialogue, interaction, and solidarity in this region. Turkey, Azerbaijan, and Georgia are taking very important concrete steps in order to achieve this endeavor. For better progress and more progress in this region, including Karabakh, the frozen problems should have fair and permanent solutions. Armenia, with which we have a shared past and a shared border, should be a part of this regional plan. Bu noktada komşumuz Ermenistan'a samimi ve açık yüreklilikle yaklaştığımızı vurgulamak isterim. Ermenistan'la ilişkilerimizin normalleşmesi yönündeki irademizde bir değişiklik yoktur. Ancak Ermenistan'ın 24 Nisan'a giden süreçte ülkemizden gelen tüm iyi niyetli girişimlere olumlu yanıt vermemeyi seçtiğini, enerjisini normalleştirme sürecini ileriye taşıma hedefi yerine 1915 olaylarının yıl dönümü kapsamındaki Türkiye karşıtı faaliyetleri üzerinde yoğunlaştırmayı tercih ettiğini görüyoruz. At this point, we have a very sincere and open-hearted approach towards Armenia, who is our neighbor.
And we have an unchanged will to have our relations with Armenia normalized. However, in the process which is approaching towards 24th of April, despite all the good intentioned initiatives on our part, we cannot get a positive answer from them. And they, instead of carrying this normalization process forward, they use their energy to focus on and concentrate on anti-Turkey activities within the scope of the anniversary of 1915 events. Tüm bunlara rağmen şu hususun altını çizmek isterim. Türk-Ermeni ilişkilerini normalleştirmek için umut vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Başbakanımızın bu olaylarla ilgili vermiş olduğu taziye mesajı ve yaptığı açıklamalar bu yönde atılmış önemli adımlardır. Birinci Dünya Savaşı'nın zorlu koşulları altında 1915 yılı gerçekten Anadolu tarihinde acılı ve hüzünlü olayların yaşandığı bir yıldır. Çünkü savaş varsa acı vardır ve her toplum için ve toplumun her kesim için vardır. Sadece Ermeniler için değil. Birinci Cihan Harbi'nde 20 milyon insan ölmüştür. Ve bu savaşın çok önemli kısımları bizim coğrafyamızda cereyan etmiştir. Elbette bu savaşın acılarından Ermenilerde, Türklerde, Kürtlerde, Araplarda, Anadolu'da yaşayan tüm değişik gruplar bu acılardan nasibini almıştır. Bütün Anadolu halkları için böyledir ve bunun birçok sebebi var. Bu dönemi adil bir hafıza perspektifiyle değerlendirmek insani ve ilmi bir sorumluluktur. Bu amaçla biz arşivlerimizi bütün araştırmacılara açtık. Temenni ederiz ki Ermeniler de buradaki Boston'daki arşivlerde dahil kimin elinde ne bilgi ne belge varsa bunu ortaya koymalı ve bu işi bilim kurulları, tarihçiler ortaya çıkarmalıdır. Despite all these developments, I would like to underline one point. There is still hope for the normalization of Turkish-Armenian relationships. And this was mentioned also in the condolence messages and the statements made by the President of the Republic and the Prime Minister of Turkish Republic on the 23rd of April 2014. And these messages and statements are very important steps for this endeavor. The First World War was a war which was performed under very difficult conditions. And 1915 is a year where there was true sadness and suffering in all parts of Anatolia. Because when there is war, there is pain. And this pain is valid for all segments of society, not only for Armenian people, but for all the people of Kurdish origin or Arab origin living in Anatolia. And a significant proportion of this war was performed in Anatolian geography. And this is valid for all the communities of Anatolia, and there were many reasons for that. There should be a fair perspective in terms of the memory, collective memory, while evaluating this period, and it's the it's a humane and scientific responsibility for all of us. And we have opened all of our archives and all of our documents. We made them available to the historians and for the researchers. And we hope that the other parties will also open their archives and resources for further elaboration by historians and scientists on this matter. Değerli konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı olarak bugün burada ve herkesin huzurunda bir şeyi açıkça ifade etmek istiyorum. Biz 1915 olaylarının tüm yönleriyle açığa çıkarılmasını en çok isteyen ülkeyiz. Ne varsa bu işlerin önünde arkasında kim bu olayları kışkırttı, kim teşvik etti ve sonuçta ne olduysa bunun tüm yönleriyle belgelere dayalı olarak ortaya çıkarılmasını istiyoruz. İstiyoruz ki istismar ortadan kalksın. Tarihi gerçekler gün ışığına çıkarılmak suretiyle barışa katkı sağlayalım. Onun için biz her türlü araştırmaya katkı vermeye hazırız. As a speaker of Turkish Parliament, I would like to very frankly and honestly state something in your presence today. We are the country which wants all the matters pertaining to 1915 events revealed as soon as possible. We want all the people to be revealed who provoked them, who encouraged them, and we also want to see
what really happened, and we want this to be revealed and unveiled on the basis of scientific facts and documents. And this way we would like to eliminate all kind of abuse, and we want everything to come to surface. Değerli konuklar, ana başlıklarını ifade etmeye çalıştığım bu çerçevede, bu noktada Türkiye'nin bölgesel ve küresel planda ortaya koyduğu bu profil çerçevesinde Türk-Amerikan ikili ilişkilerine bakmak gerekmektedir. Daha önce de belirttiğim gibi Türkiye ile ABD arasında yarım asrı aşan güçlü müttefiklik ve ortaklık ilişkisi her iki ülkenin sürekli artan dış politika gündemi ve uyuşan öncelikleri çerçevesinde seyretmektedir. Distinguished guests, by taking all these matters into consideration, we have to look at the relations between Turkey and the United States. As I mentioned before, there is a very close and strong alliance and partnership between Turkey and the United States for more than 50 years, and the foreign politics agenda of both countries is increasing day by day, and they have some overlapping priorities, and this relationship and partnership is going on at a very satisfactory level. Türkiye olarak bu değişimden ve özellikle de ilişkilerimizin bugün itibariyle kazandığı içerikten memnuniyet duyuyoruz ve bunu her alanda geliştirmeyi istiyoruz. Soğuk Savaş'ın bitişinden beri ve özellikle de 11 Eylül saldırılarından bu yana dünyamız uluslararası konjonktürde meydana gelen hızlı ve sonuçları önceden kestirilemeyen çoğu zaman çalkantılı bir değişim süreci içine girmiştir. Bu sürecin halen devam ettiğini hep birlikte müşahede ediyoruz. Uluslararası planda bugün daha fazla ortak iradeye ve birlikte hareket edebilmeye ihtiyacımız vardır. İşte bu nedenledir ki günümüzde Suriye, Irak, DAEŞ ile mücadele, Afganistan, Yemen, Libya, Mısır ve Orta Doğu barış süreci gibi meseleler ekseninde yaşanan gelişmeler Türkiye-ABD ilişkilerine eskisine nazaran daha büyük anlamlar yüklemiştir. Bu konularda çözüme ulaşmak için Türkiye ve ABD'nin daha da yakın bir şekilde çalışması, sorunların kökenine inecek stratejiler, çözümler üretmesi mutlak bir zarurettir. Balkanlar, Afganistan, Somali gibi birbirinden tamamen farklı coğrafyalarda yaşanan ortak tecrübeler, Türkiye ve ABD'nin stratejik bir temelde başarıya nasıl önderlik edebileceklerini göstermiştir. Zira her iki ülkenin de birbirlerine karşı çok önemli karşılıklı üstünlükleri bulunmaktadır. Bu ilişkinin etkili işbirliği stratejileri üzerinde mutabık kalındığı takdirde her daim başarılı olabilmenin altında bu gerçeklik yatmaktadır. Turkey is very much happy to see that there is a very significant transformation and the current situation of the relations between the two countries are progressing very well. Since the end of the Cold War, and especially after the 9/11 attacks, there have been unpredicted and very fast developments and changes, which sometimes caused some turbulences in the international conjuncture. And this process is still going on in the world, and we can all see that together. In the international platform, we need more shared will and the ability to act together at this point. This is more than ever, actually. Just because of that, today, because of the developments like the ones happening in Syria, in Iraq, fight against ISIL, Afghanistan, Yemen, Libya, Egypt, and the Middle East peace process. And these developments have gave even more meaning to the relations between Turkey and the United States. In order to come to a solution and a settlement for all of these issues, Turkey and the United States should work closer than ever, and they should go to the grassroots of these problems, and they should produce together strategic solutions for this problem. This is something that we see as essential. The Balkans, Afghanistan, Somalia, and all the related and shared experiences that were lived through in completely different geographies can exhibit how Turkey and the United States can together
pioneered a very important strategic success at different levels. And both countries have different superiorities over one another in different areas. And if we have consensus on effective cooperation strategies, I think this relation can be even further successful on different platforms. Türk-Amerikan ilişkilerinin model ortaklık kavramına uygun biçimde önümüzdeki dönemde de daha ileri aşamalara taşınmasını arzu ediyoruz. Bu da nedendir ki biz ABD ile daha çok ticaret yapmak istiyoruz. ABD firmalarının Türkiye'de daha fazla yatırım yapmasını bekliyoruz. Esasen bu yönde ülkemizde gerekli altyapı mevcuttur ve teşvik unsurları yürürlüktedir. Özellikle araştırma, geliştirme ve teknoloji alanında ABD ile daha yoğun işbirliği yapmak samimi arzumuzdur. Diğer yandan ABD ile Avrupa Birliği arasındaki transatlantik ticaret ve yatırım ortaklığı müzakerelerinden yola çıkarak Türkiye-ABD ikili ticaretinin liberalizasyonunu sağlayacak düzenlemelere yoğunlaşması bizim bakımızdan önem arz etmektir. Bunlar önümüzdeki dönemde ilişkilerimizin önemli köşe taşlarıdır. We want the Turkish-American relationship to progress in line with the model partnership concept. And just because of that, we want to have more trade and commerce with the United States. And we want the U.S. firms to invest more in Turkey. The existing infrastructure is suitable for that in our country, and there are many incentives for the firms to do so. Especially in the fields of R&D and technology, we would like to have more intensive cooperation with the United States. And on the other hand, taking the transatlantic trade and investment partnership as our point of departure between the United States and the EU, we would like to focus on regulations and arrangements which will ensure more liberalization for the bilateral trade between the two countries. And I think these are very important points for us. Değerli konuklar, son cümle olarak şunu ifade etmek isterim ki Türkiye olarak gerek ikili ilişkilerimizde, gerekse bölgesel ve küresel konularda biz üzerimize düşen katkıyı vermeye hazırız. Bu yönde çaba sarf etmeye hazırız. İnanıyoruz ki önümüzdeki dönem iki ülkenin işbirliği bakımından daha çok ihtiyaç duyulan bir dönem olacaktır. Bu düşüncelerle beni dinlediğiniz için hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. And finally, distinguished guests, I would like to say that we are ready to fulfill any kind of responsibility that falls on the shoulders of Turkey in order to further strengthen our bilateral and international cooperation in every field. And I think this is our shared responsibility, and this partnership and cooperation is going to be needed even more in the future, in this conjuncture and in this region. Thank you very much. Mr. Speaker, thank you. My goodness, that was a very rich discussion. I'll let you get your headset on there. And just a note to our translator, if you could speak very clearly and loudly in the microphone when you translate. It was a little hard to hear up front. Oh, my goodness, we twisted that cord for you, didn't we? Yeah. Very difficult, yeah. Thank you, sir, so much. Thank you. Okay, thank you all. Thank you all for your attention. We have about a half an hour. Mr. Speaker, I'm going to ask you just a few questions and then we will turn to our audience. Special instructions to the audience, because we're running a little short of time, we'd just like you to identify yourself, your affiliation, and just a very brief question. We want to take a few questions and allow the speaker to respond to them. Mr. Speaker, there was one part of the world that you didn't cover, and that is Europe and Turkey's relationship with the European Union. You have been a staunch supporter of the EU accession process. And so I'd like to ask, what are your
What are your thoughts on the EU-Turkish relationship? Cyprus remains a challenge. The customs union has just been under discussion, perhaps opening, enhancing the customs union. Please share your thoughts with us on the relationship between the European Union and Turkey. Çok teşekkür ederim. Geçtiğimiz günlerde bir Avrupa Birliği üyesi ülkenin Cumhurbaşkanı bizim ülkemizi ziyaret etti. Öğleyin yemekte Avrupa Birliği üyeliğimizi de candan destekleyen bir ülke. Biz bunu destekliyoruz dedi. Sonra biraz sonra Türk yemekleri çok lezzetli, çok leziz ve çeşitli. Ancak masa etrafında hiç kilolu insan görmedim dedi. Ben de dedim ki biz 1963 Ankara Anlaşması'nda bu tarafa 52 sene geçti. Avrupa Birliği peşinde 52 senedir koşturuyoruz, onun için kilo tutmadık. Dolayısıyla Avrupa Birliği meselemiz bizim 52 yıllık bir maceramız. Koş Allah koş, ama bir türlü belli bir noktaya gelemedik. Burada bir karşılıklı öz eleştiriye ihtiyaç olduğunu Avrupalı dostlarımızla da ifade ediyorum. Bu bizim stratejik tercihimizdir ve devlet politikamızdır. Biz Avrupa Birliği'ne üye olmak istiyoruz. Müzakere yapıyoruz diyoruz, statümüz bu. Ancak geldiğimiz nokta itibariyle şu an müzakere edecek başlık yok. Bazı ülkeler bazı başlıkları blok ediyor, tamamı tercüme eder o. Bazı ülkeler bazılarını blok ediyor, bazı ülkeler bazı başlıkları blok etmiş. Şimdi müzakere edecek başlık kalmamış. Dolayısıyla tablo ortada. Biz istiyoruz ama önümüzde ciddi engeller var. Thank you. We'll have the translator. Thank you very much. We had a visitor, actually, the president of a European Union country recently, and we were having lunch together. And this country is very much supporting the membership of Turkey to the European Union. And he said during lunch that you have very delicious food, very diverse food in the Turkish cuisine, but around this table I cannot see any overweight people. And I said, Ankara Agreement was in 1963, and for about 52 years we have been running behind the European Union. That's why we are not overweight, or because of running, I said. And this is a journey of 52 years, and we have been running behind the European Union for such a long time. And at this point, I think both parties should make a self-criticism. Becoming a part of the European Union is a strategic preference that Turkey makes, and it's a state policy as well. But we are a negotiating country as a status at the moment. But right now, we cannot see any chapters which can be negotiated, because some countries are blocking some chapters, and the other countries are blocking other chapters. So we can't find any chapters to negotiate at the moment. Yani açıkça ifade edeyim ki tek taraflı aşk olmuyor. Biz samimi olarak Avrupa Birliği üyeliğini istiyoruz. Ama Avrupa Birliği'nin de adil davranması, çifte standartlı davranmaması gerekir. Şu an bazı müzakereler başlıklarının açılış kriterleri yok. Bazılarının kapanış kriterleri yok. Biz neyi nasıl müzakere edeceğiz? Ortada ciddi bir belirsizlik var. Onun için bizim samimi arzumuz bu engellerin ortadan kalkması, en azından üç başlıkta müzakerelerin yeniden canlandırılması gerekiyor. Türkiye bu yönde çaba gösteriyor. Bunun en samimi örneği de müstakil bir bakanlık kurmuş olmasıdır. Bunu dikkatlerinize getirmek isterim. Eğer biz adaylığı istemiyorsak, üye olmayı istemiyorsak, neden ayrı bir bakanlık kuralım ve bunun için bu kadar kaynak aktaralım? Frankly speaking, we cannot talk about a unilateral love here. It should be bilateral, and it should have a response. And we Turkey wants to become a part and to be a part of the accession period and to be a part of the European Union. And we want the approach from the other side to be fair, and we want them to eliminate double standards in that respect. Some chapters do not have opening criteria. Some chapters do not have closing criteria.
And there is at the moment, because of that, uncertainty about what to negotiate in the negotiating process. We would like to revitalize the negotiation at least in three chapters, and Turkey is spending efforts, sincere efforts for that purpose. But the biggest indication for that is we have a dedicated ministry for EU affairs. If he did not attach very much importance to the EU affairs and being a part of the European Union, we wouldn't have established a dedicated ministry for that, and we wouldn't have allocated so much money from our national budget. Excellent. Thank you, Mr. Speaker. One issue of great interest for the European Union is clearly energy. And as you mentioned, the crisis in Ukraine, I hope you can describe for us Turkey's relationship with Moscow today. When President Putin visited Ankara, he talked about a new project called Turkish Stream, which would bring energy through Turkey to the EU border. And I would be interested in your reflections over the relationship between Turkey and Russia, and particularly as it relates to energy. Çok teşekkür ederim. Bu bizim bakımızdan da önemli bir konu, önemli bir soru ve aynı zamanda sorun. Çünkü Türkiye kendi enerji ihtiyacını da büyük ölçüde dışarıdan ithal eden bir ülkedir. Enerji güvenliği, enerji arz güvenliği ve enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi bizim de en çok üzerinde durduğumuz bir konudur. Thank you very much. This is a very important question and at the same time a very important problem for us as well, because Turkey is, for its own energy needs and requirements, is very much dependent on outside resources, and it's importing its energy requirement to a great extent. And supply security for energy and the diversification of energy resources are two important points for Turkey. Bunun için... Biz bir taraftan Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye olarak hem petrol hem doğal gazın Türkiye'ye getirilmesi, oradan Kazakistan, Türkmenistan dahil oradan elde edilecek kaynakların da Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Batı ülkelerine, Avrupa ülkelerine nakli konusunda her türlü çabayı gösterdik. Bu yöndeki girişimlerin içerisinde olduk ve destekliyoruz. Öbür taraftan Orta Doğu, Irak, petrol, doğalgaz vesaire dahil biz Türkiye'nin bu manada bir enerji koridoru olmak suretiyle kendi ihtiyaçlarımızı ve diğer dost ve komşu ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılamayı arzu ediyoruz. Bu bizim samimi çabamız ve gayretimizdir. Bu yönde geçtiğimiz günde TANAP projesiyle ilgili de bir önemli adım atılmış oldu. Şüphesiz Rusya ile ilişkilerimiz de bu manada fevkalade önemlidir. Çünkü biz de enerji ihtiyacımızın, petrol, doğalgazın önemli ölçüde Rusya'dan temin ediyoruz. Azerbaijan, Georgia and Turkey have been cooperating in this respect for many years in terms of the oil and natural gas resources, and we want these resources, these energy resources, to come to Turkey from Kazakhstan, Turkmenistan as well, and traverse Turkey in order to reach to Western countries, and we would like Turkey to be a corridor for that. And for the Middle Eastern resources and Iraqi resources for both oil and natural gas, we want Turkey to be an energy corridor there as well. And through Turkey, we want them to pass and to go to other countries. And we want to use these resources for its own needs, for Turkey's own needs, but at the same time to take them to other countries as well. And one of the recent examples is TANAP, which is Trans-Anatolia pipeline project. And in this context, our relations with Russia are very important for us because a significant amount of our oil and natural gas needs are covered by Russia. Enerji güvenliği ve enerji arzı konusundaki önümüzdeki en büyük engel, karşılaşacağımız en büyük zorluk bölgedeki istikrarsızlıktır. Kafkaslar'da istikrar olmazsa Karabağ sorunu çözülemediği için, Orta Doğu'daki terör eylemleri ve bu kaos devam ederse, Ukrayna krizi de yukarıda Türkiye'nin kuzeyinde devam ederse
O zaman enerji temini ve enerji güvenliği açısından Türkiye'nin tek başına çözemeyeceği çok önemli sorunlarla karşı karşıya olduğumuzun bilinmesi gerekmektedir. In terms of energy security and energy supply, I think the biggest problem for Turkey and for the other countries is lack of stability in the region. If the problems in Caucasia, the Karabakh problem continues, and if terrorist attacks and chaos in the Middle East continue, and if the Ukrainian crisis in the north continue, then we will be confronted with such a big problem that Turkey will not be able to solve that by itself. Yani açıkça ifade etmek istiyorum ki bölgede huzur ve istikrar sadece Türkiye'nin güvenliği açısından değil, enerji güvenliği açısından da önemlidir. Başka ülkelerin enerji ihtiyaçlarının karşılanabilmesi bakımından da önemlidir. O nedenle bizim huzur ve istikrar arayışımız konjonktüre değil, çok ciddi gerekçeler olan bir beklentidir, bir çabadır. Frankly speaking, the peace and stability in the region are important for the security purposes of Turkey and of the other countries, but at the same time, peace and stability in the region are important for ensuring energy security in the region as well. And of course, it is important for meeting the energy requirements and needs for the others of the other countries as well. Therefore, peace and stability are important in this conjuncture from every perspective. Göz ardı edilmemesi gereken bir başka husus enerji konusunda Doğu Akdeniz'deki gelişmelerdir. Rum kesiminin Doğu Akdeniz'deki yeraltı kaynaklarının tek yanlı kullanımı hem bölgede yeni bir güvenlik sıkıntısı, yeni bir problem çıkaracak, hem de buradan çıkarılabilecek olan imkanların Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakli bakımından da bu Kıbrıs meselesinin bir an evvel çözülmesi gerekiyor. Bizim dostlarımızdan isteğimiz, beklentimiz Rum kesiminin tekrar masaya oturması ve 50 yıldan fazla süren bu ihtilafın da adil, eşit bir şekilde çözülmesi gerekmektedir. In terms of energy, I would like to stress one more point, and that's the drilling of the resources in Eastern Mediterranean. The Greek Cypriot part is unilaterally using the underground resources in the Eastern Mediterranean, and this causes a new problem in terms of security and in terms of supply as well, and it is going to create a new problem for transporting the newly found resources in the Eastern Mediterranean to other countries over Turkey as well. That, for that purpose, I think the Cyprus issue should be resolved as soon as possible, and the Greek Cypriot part should come back to the negotiating table in order to solve this problem which has been going on for the past 50 years. One last question before I turn to the audience. On June 7th, when the Turkey holds its parliamentary elections, you will be finished as Speaker of the Parliament. You'll be ending your term. I'm wondering if you could tell us what you plan to do after taking a long vacation, a well-earned vacation after Speaker of the Parliament. What your political future is, Mr. Speaker, and any predictions for the June 7th elections? Ben Türkiye için 7 Haziran seçimlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Barışın, huzurun ve istikrarın devamını arzu ediyorum. Buna gerçekten bölgedeki şartları düşündüğümüzde de buna ihtiyaç var. Dolayısıyla biz kendimize bir iş buluruz. Bu bizim devamlı mesleğimiz değil. Ben hukukçuyum. Hukuk fakültesi mezunuyum. Kendime bir iş bulurum. Hiç merak etmeyin. I want the June 7th elections to be fruitful, to be useful, the results for the whole nation. I want peace, stability, and prosperity to go on in the region. But these are important matters and concepts if you think about the situation in the region. And this is not my permanent job. I'll find a business for myself. I'm a lawyer myself, and I'll find myself a job, and I'm not going to be jobless, I think. Belki sizinle beraber çalışırız. Maybe we can work together with you. CSIS may have an opening, exactly. Bizde çok bilge bir kişi var, Nasrettin Hoca. O bir gün beline ipi bağlamış, kavağa çıkmış. Çıkıyor kavağa. Aşağıdan sormuşlar,
o ipi ne yapacaksın, o iple beraber kavağa çıkıyorsun diye. Hiç belli olmaz, kavaktan öte yol gider demiş. Bakalım 7 Haziran'dan sonra ne yollar çıkacak, onu da hep beraber göreceğiz. There is a very prominent figure called Nasreddin Hoca in Turkish narration and in Turkish narratives. And there is a joke about him, and one day he climbed a tree with a rope tied to his waist. And people asked, why are you climbing this tree with a rope on your waist? And he said, maybe there is a road after, towards the sky, after the tree. And so I don't know what the future will bring for me. Wonderful. With that, I know there are plenty of questions in the audience. We have some microphones. Oh my goodness, we have lots of hands going up. And just literally less than 10 minutes. Again, colleagues, I would ask that you state your name, your affiliation, and a very brief question. Please, no comments. And so, Martin, why don't we come across? I think we'll hit this line right here. Again, brevity is great, and I will cut you off if you don't, or if you aren't brief. Please. Thank you. I am Ali Aslan, Washington correspondent of Zaman newspaper. Mr. Speaker, there was a letter sent by 74 U.S. senators to Secretary John Kerry urging him to address deteriorating press freedoms in Turkey. And the chairman of the Turkey-U.S. Friendship Caucus in Turkish Parliament said this about that letter, and I wonder... How would you comment on that? He said this is part of a smear campaign against Turkey, and he said Gulenist movement cooperated with the Jewish and Armenian lobbies. He's actually in the audience as well, Mr. Shabandishli. So what is your comment about these remarks and also that letter? We'll take one or two questions, if that's okay. Alan, please. Hi, I'm Alan Makovsky with the Center for American Progress. Mr. Speaker, you have worked for two of the giants of Turkish history. You were in Turgut Özal's Motherland Party, and now, of course, Tayyip Erdogan's, or at least it was his AK Party. Both were prime ministers, both became presidents, both, at becoming president, said they believed in a strong presidential system. Mr. Özal did not succeed. Mr. Erdogan obviously wants this badly. I would like to know, you're also, of course, one of the large figures, one of the great figures of recent Turkish history. In your view, should the dominant institution in Turkey be the parliament, as historically has been the case, or should it be the presidency? Mr. Speaker. Tamam, okay. Both, you can take it. Evet. Şimdi ikinci sorudan başlayayım. Birinciye de cevap vereceğim. Onu sona bıraktığım anlamı lütfen çıkarılmasın. Bu başkanlık sistemi, sistemler konusu Türkiye'de uzun zamandır tartışılan bir konudur. Ve bunun için uzun bir zaman ayırmak gerekiyor. Sadece başlık üzerinden değerlendirme yaparsak, anket sorusu gibi evet mi hayır mı bu işin içerisinden çıkma şansımız yok. Yani evet ya da hayır bu sorunun tam cevabı olmaz. Onun sebebi de şudur. Türkiye 1950'den 65'e kadar 65 yıllık dönemde askeri müdahalelerdeki zamanı bir tarafa çıkarsak 60 yılın 30 yılında bir parti tek başına iktidar, yaklaşık 30 yılında da üçlü, dörtlü, hatta bunun ötesinde koalisyonlar olmuş. Koalisyonlar dönemi Türkiye'de çok sıkıntılı ve sancılı geçtiği içindir ki icrada bulunmuş olan gerek rahmetli Özal, gerek Sayın Demirel ve şimdiki Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlık sisteminin koalisyonların getirdiği istikrarsızlığı bertaraf edeceği noktasından hareketle başkanlık sistemini istemektedirler. Yani çok pratik ve pragmatik bir noktadan hareketle başkanlık sistemi konusu Türkiye'nin gündemine gelmiştir. Şu günlerde de seçime giderken bu tartışılıyor. Ancak anayasa yapım süreci içerisinde muhalefet partilerimiz başkanlık sisteminin doğru olmayacağını, parlamenter sistemin doğru olacağını ifade etmişlerdir. Ama kanaat olarak ifade edeyim ki en kötüsü bugünkü haldir. Yani bugünkü halden Türkiye'nin kurtulması lazım. Çünkü bugünkü durumda Türkiye kurumlar arası çatışmadan
kendisini kurtaramaz, geçmişte de kurtaramadı. Onun için bugünkü durum maalesef bizim açımızdan daha uzun süre sürdürülebilir bir durum değildir. I will start by answering the second question, but this doesn't mean that I will not be answering the first question. I will come back to the first question actually. But if I am to answer the second question, the presidency system has been discussed for a long time in Turkey. And this requires a long debate, actually, and a long clarification. And it's not a questionnaire question that I can answer as yes or no, because it requires a very long elaboration on that. But if you think about a period until since 1950s or 60s, we are excluding the period when there was coup d'etat and military administration, we can talk about a 60-year period. And in half of this period, in 30 years, there was a single-party government. And in the other half, in the other 30 years, there was a coalition of three parties or four parties or even less or more. And the coalitions in the government always created a problem and always created a period where there were some troubles. That's why the late Mr. Özal, Mr. Demirel, and Mr. Erdoğan have been talking about the presidency system, because they wanted to get rid of the problems and troubles caused by the coalitions in the government. They are just actually making a very pragmatic and a practical point in that. And right now, as we approach towards the elections, this matter is still on the agenda. And in the constitution-making process, some opposition parties are saying that there should be no presidency system, but rather a parliamentary system in Turkey. But what I'm going to say is that the current situation is the worst situation, and it is not very sustainable, because it causes conflicts between the institutions. So I think, regardless of what happens, we should get rid of the current situation. Bu safhada ancak bu kadar cevap veriyorum, ama ayrıca uzun konuşma yapabiliriz. Çünkü this is the shortest answer that I can give. Üzerinde epey çalıştığımız bir konudur. Dünyadaki sistemleri, sizin sisteminizi de inceledik. Avrupa'daki sistemleri de. Ama seçimden sonra zannediyorum Türkiye'nin üzerinde duracağı önemli bir konu budur. This is the shortest answer that I can give in this limited period of time, but this requires a long debate and discussion, as I said before. We looked into the systems in the world, in your system and in the European systems as well, but I'm sure this is going to make the agenda of Turkish institutions busy after the elections. Şimdi birinci soruya gelirsek söyleyeceğim şudur. İnsanlık tarihi bir bakıma hak ve özgürlükleri talep etmenin tarihidir. İnsanoğlu ta geçmişten beri inanç özgürlüğü, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü dahil temel özgürlüklerle ilgili uzun bir mücadele vermiştir. Actually, the history of the mankind is the history of seeking rights and freedoms and liberties. And the human beings gave a very significant amount of struggle in order to attain and enjoy their rights for religion, for assembly, and for organization. Türkiye'de bu mücadelenin dışında değil, uzun yıllar bu bahsettiğim özgürlükler ve bunların üzerine inşa edilecek diğer yapılar için geçmişte epey çabalar, gayretler ve karşılığında da bedeller ödemiştir. Ve bugün belli bir yola girmiştir Türkiye'de hak ve özgürlükler açısından. And Turkey is no exception in that respect. And Turkey has been the place where there have been long struggles for enjoying the liberties and rights by people, and in order to enjoy the other formations and the other structures which may be built over the freedoms and rights. And Turkey has paid a price for that, and also spent a lot of effort for that. Nedir bu yol derseniz, evvela Türkiye Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesidir ve Avrupa Konseyi'nin kabul ettiği Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni Türkiye olarak imzalamıştır. Birincisi budur. İkincisi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, ki bu mahkemenin görevi bu sözleşmeyi yorumlamaktır somut olayda.
onun yargı yetkisini kabul etmiştir. Üçüncü olarak zaten hak ve özgürlükler dünyası olarak kabul ettiğimiz Avrupa Birliği'ne tam üye olmak istemektedir. Çünkü hak ve özgürlükler konusunda eksiklikler olan veya onun tam tersi bir yolu tercih etmiş olan ülkelerin Avrupa Birliği camiası içerisinde yer alması söz konusu değildir. Onun için demin ifade etmek istedik ki Türkiye 52 yıldır böyle bir topluluk içerisinde yer almaya çalışmaktadır. And Turkey is pursuing a certain path in order to achieve its aims and in order to give the liberties and freedoms and rights to its citizens. And there are certain indications for that. For example, it's a founder state for Council of Europe. And also it recognizes and is a party to European Human Rights Convention and the European Court of Human Rights, which is an institution responsible for interpreting the convention. Turkey is recognizing this court and its authority to try, and its judicial authority is recognized by Turkey. And Turkey is, as I said before, trying to become a full member to the European Union, which is seen as the freedom of rights and the liberties by different parts for the past 52 years. And there is no place for those countries which do not recognize basic and fundamental rights and freedoms within the European Union. And that's Turkey is not a country like that. That's why it's running behind the European Union for the past 52 years. Şimdi bunlarla kalmadı Türkiye. Çünkü bu konuda biraz bilgi eksikliği var. Değerli dostlar, biraz da bilgi kirliliği de var. Onun da altını çizeyim. Türkiye bu metinleri kabul etmekle kalmadı. 57. hükümet, değerli arkadaşımızın partisinde üye olduğu dönemde Avrupa Birliği'ne adaylık ve sonra da müzakere sürecine girebilmek için Kopenhag kriterleri bağlamında yasal, anayasal ve kurumsal önemli düzenlemeler yaptı. And I think there is lack of information or disinformation regarding the process in Turkey for that endeavor. And during the term of the 57th government, the party of our colleagues was a member to that government as well, as was a part of that government as well. For the candidacy of Turkey and for starting of the negotiations with the European Union, Turkey accepted the Copenhagen criteria and carried out some legal, institutional and structural reforms for that purpose. Mesela anayasamızda çok önemli değişiklikler yaptık. Bir, temel hak ve özgürlüklerle ilgili sözleşmeler bizim iç hukukumuzda kanundan evvel uygulanacaktır. Anayasa 90. maddede böyle bir değişiklik yapıldı. İkincisi, hak ve özgürlüklerin uygulamada ihlali karşısında 2010'da Anayasa Mahkemesi'ne ferdi başvuru hakkı getirildi. İnsan Hakları Kurumu kuruldu ve benzer yasalarda da çok önemli düzenlemeler yapıldı. Bunlar evvela bilinmeli, sonra somut noktayı ifade etmek isterim. For that purpose, we have made very significant changes and amendments in the Constitution in order to provide the basic rights and freedoms to people. And the international law regarding that supersedes the national law. And this was introduced to our Constitution by making an amendment in the 19th article in the Constitution of Turkey. And in case of a violation of basic rights and fundamental rights and freedoms, in 2010, the right to individual petition to the Constitutional Court of Turkey was brought to the disposal of Turkish citizens. And human rights institution was established for that purpose as well. So first of all, these facts, given facts, should be known. And then I will be talking about a concrete example regarding that. Şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de bir kişi veya belli bir kesim hak ve özgürlükler konusunda anayasanın, yasaların ve uluslararası hukukun teminat altına aldığı haklarla ilgili, özgürlüklerle ilgili bir ihlal varsa bu ihlalin karşılanması noktasında mekanizmalar var. Ne var? Ferdi başvuru hakkı var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden yargı yetkisini kabul etmiş, bunu uygulama mecburiyeti var. Evvela bu mekanizmalardan sonra ortaya çıkan bir ihlal varsa hukukun tespit ettiği, onun üzerinden değerlendirme yapmak gerekir. Ama ben genelde şunu görüyorum.
dış dünyada hukuki temele dayalı değil, daha çok siyasi mülahazalarla değerlendirmeler yapılıyor. O zaman bu işin nerede başlayıp nerede duracağını kestirmekte çok zor olur. Çünkü gerçeğin ortaya çıkarılması mı önem arz edecek, yoksa buradan başka bir maksat mı elde edilecek? Ona iyi bakmak lazım. In Turkey, people or institutions or organizations or individuals, when they think that there is a violation on their fundamental rights or freedoms, they can use certain mechanisms in order to remedy this situation. For example, international law, the national laws and the constitution can be used for that purpose, and the remedies are provided in that. For example, there is the right for applying individually to the constitutional court, or the judicial authority of the European Court of Human Rights has been recognized by the Turkish state. But in the outside world, sometimes the criticisms are made or the evaluations are made not based on legal grounds, but rather on political grounds. So in that case, you cannot understand where the process starts and where it ends. So these matters are important for unveiling the truth, but sometimes they can be shifting us towards another direction. Bir konuda değerli dostlar anlaşmamız lazım. Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü diyorsak, kanun karşısında, hukuk karşısında herkes eşittir. Hiçbir zaman haklar ve özgürlükler insanlara suç işleme kolaylığı, suç işleme masumiyetini getirmez. Sıfatı ne olursa olsun, hangi işi yapıyor olursa olsun, eğer suç işliyorsa kanunlar karşısında himaye görmeyecek veya kanunlar karşısında cezalandırılması gerekecek bir fiil icra ediyorsa, bunun cezalandırılması da demokrasinin ve kamu düzeninin gereğidir. Bunun da böyle bilinmesi lazım. Bunlarda anlaşamazsak o zaman somut olaylarda kadı anlatışa göre fetva verir diye bizde bir söz var. Yani anlatışa göre hakim veya dinleyen karar verir. Ben anlatırsam farklı bir sonuç, bir başkası anlatırsa farklı bir sonuç çıkar. Bununla da bir yere varamayız. But at this point, my friends and my colleagues, we should come to an understanding, we should come to a consensus. If we're talking about democracy, if we're talking about human rights, and if we're talking about the rule of law, everyone should be treated equally before the law. So if enjoying the rights, enjoying the rights or enjoying the freedoms does not give the right to commit a crime to certain people. And if they carry out something, if they perform something, and if this act requires punishment according to the law, then punishing this person or these organizations is the requirement of democracy and a legal order. Otherwise, if we cannot come to a consensus on these matters, I can say something and the other people can say something, and a just and a fair decision cannot be made on the basis of the sayings of people or the narrations of people. Siyasi olarak konuları kim nasıl değerlendirirse değerlendir. Ben o kısmına karışmam ama hukukçu kimliğimle bir şey ifade edeyim. Bizim medeni kanunumuzun, kod sivilin birinci maddesi ki biz bu kanunu 1926'da İsviçre'den aldık. O günden bugüne uyguluyoruz. Onun birinci maddesinde şöyle bir cümle vardır. Evrensel hukukunda kuraldır. Bir hakkın kötüye kullanılmasını hukuk himaye etmez. Dolayısıyla kimse hak ve özgürlükleri de kötüye kullanmamak gibi bir sorumluluğu var. So the political evaluations can be made by other people, but I'm a lawyer, as I said, and I would like to make a legal interpretation of this matter. According to our civil code, the first article, and we adopted our civil code from Switzerland in 1920s, and the first article of our civil code says that if there is an abuse of right, the law cannot safeguard that. So the abuse or misuse of rights cannot be protected by law. Mr. Speaker,
Thank you so much. I'm about to be in trouble with your embassy because I'm going to make you late for your next appointment. But thank you for your very detailed presentation, particularly your comments on Syria and the human tragedy. Thank you to our audience. The consecutive translation is a little challenging, and I thank you for your patience with us. Please join me with your applause in thanking the speaker.